Bu videoda benzen halojenasyonuna bakacağız. Öyleyse brominasyonla başlayalım. Benzen halkamız burada. Şimdi buna bir miktar brom ekleyeceğiz. Katalizörümüz alüminyum bromür. Tabii bunun yerine FBR3'ü kullanabilirsiniz. O da olur. Ve nihayetinde halkamızdaki aromatik proton yerine bir brom atomu gelecek. Yani sübstitüsyon olacak. Şimdi de bu elektrofilik aromatik sübstitüsyon tepkimesinin mekanizmasına bir bakalım alüminyum bromür katalizörünü incelediğimizde alüminyum atomunun etrafında 6 elektron görebiliyoruz. Şöyle 2, 4 ve toplam 6 elektron. Alüminyum periyodik tablodaki konumundan dolayı aslında 2 elektron daha alabilir. Bu yüzden alüminyum bromür bir elektron çifti alıcısı olarak görev yapacak. Ki bu Lewis asidi için kullandığımız bir tanım. Brom bir Lewis bazı gibi davranıp elektron çifti verecek. Diyelim ki buradaki ortaklanmamış elektron çifti alüminyuma gidecek ve bu da brom ve alüminyum arasında bir bağ oluşturacak. Şimdi yan tarafa bu Lewis asit baz tepkimesinin sonucunu çizelim. Evet sağdaki bu brom artık alüminyuma bağlı. Tabi alüminyumun bağlı olduğu diğer 3 bromu da şöyle etrafına ekleyelim. Zaman kazanmak için bu 3 bromun ortaklanmamış elektron çiftlerini çizmeyeceğim. Evet şimdi bu elektronları takip edecek olursak morla işaretlediğimiz bu elektronlar brom ve alüminyum arasındaki bağı oluşturan elektronlar. Tabi bu durumda alüminyum eksi bir formallük bu bromsa artı bir formallük elde etmiş oluyor. Teknik olarak mekanizmamızdaki benzer halkamızla tepkimeye girecek olan kompleks bu. Ancak bu komplekste elektrofili görmek biraz zor. Öyleyse şimdi aşağıda size elektrofilin nasıl ortaya çıktığını göstereyim. Daha sonra benzen içeren mekanizmadaki bu komplekse geri döneceğiz. Buradaki elektronlar sağdaki broma geçerse soldaki brom bir bağını kaybetmiş olacak. Böylece bu bromun artık 3 ortaklanmamış elektron çifti ve artı bir formal yükü olacak. Şimdi bunu elektrofilik aromatik sübstitüsyon mekanizmamızdaki elektrofil olarak düşünebiliriz. Teknik olarak aslında benzen halkamızla tepkimeye girecek olan bu üstteki kompleks olacak ama olsun. Eğer sağda Br artı oluşacaksa tabi diğer brom halen alüminyuma bağlı olur ve bromun artık 3 tane ortaklanmamış elektron çifti olur. Şimdi bu elektronları kırmızıyla gösterelim. İşte bu bağda bulunan elektronlar broma geçenler oluyor. Tabi alüminyumun halen diğer 3 bromla bağı mevcut ve eksi bir formal yükünü koruyor. Evet böylece elektrofilimizi oluşturmuş olduk. Ya da elektrofilimiz olarak artı yüklü bir brom düşünerek bu işi basitleştirdik. Şimdi bunu benzen halkasıyla tepkimeye sokabiliriz. Şuraya yeniden benzen halkamızı çizelim. Elektrofilimiz olan artı yüklü bromu da şöyle yanına koyalım. Hatırlayacaksınız elektrofil elektron seven anlamına geliyor. Yani elektron çekecek demek. Tabi bildiğiniz gibi elektronlar eksi yüklüdür ve artı yüklüleri çekerler. Benzen halkasındaki bu pi elektronları nükleofil görevi görecek ve bu nükleofil elektrofilimize saldıracak. Öyleyse yan tarafa bu nükleofil saldırısının sonucunu çizelim. İşte halkamız bu. Bu pi elektronları aynı şekilde kalıyor. Brom bu karbonlardan birine eklendi ve eşler olduklarından dolayı hangisinin olduğu önemli değil. Ben üstteki karbona ekliyorum. Tabi burada hala hazırda bir hidrojenimiz mevcut. Buradaki elektronların da broma eklendiğini düşünebiliriz. Şimdi bu elektronları gösterelim. Nükleofil görevi gören bu pi elektronları bromla bağ kuruyor. Tabii bu durumda aşağıdaki bu karbonun bir bağı kopuyor ve karbonun artık artı bir formal yükü oluyor. Böylece bir karbokatyonumuz olmuş oldu. Az önce yukarıda bahsettiğimiz gibi teknik olarak benzenle tepkimeye girecek olan kompleks bu üstteki yani daha iyi mekanizma ya da daha doğru bir mekanizma olarak düşündüğümüz zaman bu mor elektronların broma saldırmasının ardından şu kırmızı elektronlar da diğer broma geçerek buradaki kompleksi oluşturmuş olur. Yani daha doğru bir mekanizma için bu şekilde düşünebiliriz. Aslında benim için artı yüklü bromu elektrofil olarak düşünmek olayı basitleştirmiş oluyor. Şimdi burada bir karbokatyon oluşturduğumuza göre aslında bazı rezonans yapılarını çizebiliriz. O zaman bu pi elektronlarını şuraya taşıyarak ortaya çıkan rezonans yapısını çizmeye başlayalım. Evet, halkamız şöyle. Aynı şekilde pi elektronları şurada hidrojen ve halkamıza yeni bağlanan bir bromumuz bulunuyor. Diğer pi elektronlarımız ise artık burada yer alıyor. Belirginleştirecek olursak burada yer alan pi elektronlarını şuraya taşımış olduk. Tabi bu kez de bu karbonun bir bağının kopmasıyla artı bir formallük bu karbona geçiyor. Evet, şimdi hemen altına başka bir rezonans yapısı çizelim. Bu kez üstteki bu pi elektronlarını aşağı getirip yapımızı çizmeye başlayalım. Evet, halkamızı şöyle çizdik. Aynı şekilde burada hidrojen, hemen yanında brom ve buradaki pi elektronları var. Ve diğer pi elektronları ise artık burada. Bunu da belirginleştirecek olursak buradaki kırmızı pi elektronları artık şuraya geçmiş oluyor. Tabi üstteki bu karbondan bir bağ kopmasıyla artı bir formal yükü bu kez bu karbon elde ediyor. Evet, böylece bu karbokatyon için çizebileceğimiz 3 tane rezonans yapımız var. Hatırlayacaksınız, asıl iyon bu 3 rezonans yapısının bir hibritidir. Bu yüzden bu hibriti bir sigma kompleksi olarak düşünebiliriz. Elektrofilik aromatik sübsitüsyonundaki mekanizmamızın son adımı aromatik halkanın yeniden oluşması için sigma kompleksinin deprotonasyonu olacak. Buradaki kompleksi düşündüğümüzde baz görevi görecek. Yani buradaki elektronlar bu protonu alacak ve ardından buradaki elektronlar da şuraya geçerek aromatik halkamızı yeniden oluşturmuş olacak. O zaman şuraya ürünümüzü yani bromo benzeni çizmeye başlayalım. Evet, ekranda oldukça fazla ok birikmiş. Bu yüzden bazı elektronları belirginleştirelim. Böylece daha rahat takip edebiliriz. Şöyle maviyle işaretlediğim elektronlar buraya gelerek aromatik halkamızı yeniden oluşturmuş oldu. Baz görevi gören bu kompleksteki yeşil elektronlarsa bu protonu alarak diğer bir ürünümüz olan HBr'yi oluşturmuş oldu. Önce bu HBr'yi şuraya çizelim. Evet. Bu yeşil elektronlar tam şu bağdakiler. Tabi elbette katalizörümüz olan alüminyum bromür de bu tepkime de yeniden oluşmuş oldu. Onu da şuraya not edelim. Benzen brominasyonu işte bu. Tabi eğer benzen halkamıza başka halojenler eklemeyi düşünürsek onu da şöyle klorinasyonu göstererek anlatalım. Yine bir benzen halkasıyla başlıyoruz. Ardından halkamıza bir klor koyacağız. Yani Cl2. Katalizörümüz ise AlCl3 ya da FCl3 olacak. Burada hangi katalizörü kullandığımızın bir önemi yok. Elbette bu tepkimenin sonucunda halkamızdaki aromatik protonlardan birinin yerine bir klor gelecek. O zaman şuraya ürünümüzü çizelim. Evet, önce benzen halkamızı çiziyoruz. Şuradaki hidrojenin yerine artık klorun gelmesiyle bir kloro benzen ortaya çıkmış oluyor. Tabii bu tepkimenin diğer ürünü de HCl olacaktır. Onu da buraya not edelim. Evet. Böylece benzen halojenasyonunu gösteren iki mekanizma yapmış olduk.